Şimdi geldik Murat Kurum. Biraz böyle espriler de katıyoruz tabii ki. Onlar maalesef işte şeydi, konjektürel. O gün prim yapıyordu. Erdoğan bunu söylemeyi de uygun buldu. Şimdi Erdoğan ne söylemeyi uygun buldu diyecek olursanız, oy yok, hizmet yok. Bunu da biliyorsunuz zaten. Bugünkü söylemi de oy yok, hizmet yok. Bu büyük bir ihtimalle araştırılmış bir şeydir. Yani bir kamuoyu şirketine veya işte ne bileyim halkla ilişkiler şirketine, büyük şehirlere gidip, diğer şehirlere gidip işte ne var ne yok diye sorduklarında büyük bir ihtimal bu çıkmıştır ortaya. Bu çıktıktan sonra da böyle bir söylem geliştirelim. Oy yok, hizmet yok. Artık aleni söylüyor. Herkes aleni söylüyor. Kendisi de ve diğerleri de. Yani A'sından, B'sinden, beldesinden, köyünden, şehrine, büyük şehrine kadar. Murat Kurum, Türkçe ne söylediğini yayınlayacak mısınız demiş. Tabii ki yayınlayacağız. Şimdi gelelim Murat Kurum'a. Ahmet hazır mısın? Manşeti de gösterdim. Valla Murat Kurum halay çekti, poşu taktı, çok güzeldi, eğlendik. Diyarbakırlılara seslendi ve Kürtçe de konuştu. Kürtçe konuş dersen bir cümle kurdu. Yani başım gözüm üstüne, serçevan sersevan dedi. Ben de çok bilirim. Sadece bildiğim cümlelerden bir tanesi o. Bu zamana kadar ağzını almış değildi. Her telde oynayan, bütün düğmelere basan bir aynı Erdoğan'ın bir benzeri. Tabii bu yine bana ait bir düşünce. Kişisel bir düşünce. Kanımca böyle başlayayım cümleye bari. Kanımca böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazanmak istiyor. Şimdi verelim. Ahmetciğim hazır mısın? Bak ne demiş? Serçava sersera. Serçava sersera. Bu da herhalde başım gözüm üstüne. Tabii serçava sersera başım gözün üstüne. Şimdi poşuyu verelim Ahmetciğim. O video mu? Bu şekilde poşu sürtüyor. Gayet güzel. Bizim orada da vardı böyle. Aydın taraflarında. Poşuda takarız. Güneşten koyuyoruz. Başım gözüm üstüne. Evet, dedim ya. Dinim mi? Başım gözüm üstüne. Yani, hepinize tamam, değil, tamam. Tamam. Serçavan serseran diyorum. Sersenan diyorum. Onu diyorum demeseydim daha iyiydi yani. işte halayı da çekti. Bu şekilde gönülleri fethetmeye çalışıyor. Diyarbakırlıların gönlünü öyle fethedemezsiniz. Bunlar çok basit oyunlar ya. Bunlar gerçekten yapmacık ya Murat Bey. Yakışmıyor da yani. Hiçbirinize yakışmıyor ya. Yani bununla siz oy alacağınızı falan mı düşünüyorsunuz? Veya işte ne bileyim benden uzak olan Kürt seçmen varsa ona yakınlaştığım iki cümle kurdum diye. Vallahi siz ileride, bugün değil ama ileride Devlet Bahçeli'nin gazabına uğrayacak isimlerden bir tanesiniz. Farkında değilsiniz herhalde. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu, Serok Ahmet diye kaldı ismi. Her seferinde de onu eleştirir. Şimdi burada da önümüzdeki günlerde Erdoğan'la Bahçeli'nin arası bozulduğunda siz var ya vatan hainisiniz. En kötüsünüz. Çok kötü. Ha iyi yapmışsınız ya, insanları öyle kadim bir dilden bahsediyoruz ya. Kadim. Bilinmesi gereken ama tabii ki Türkçenin anlaşabilmek için tek dil olması çok çok önemli bu topraklarda. Ama işte Kürt yurttaşında kendi dilini devletin de gözetimi altında, devletin de teşvikiyle öğrenmesi çok çok önemli. Neden? Çünkü kadim bir dilden bahsediyoruz. Yani daha Türkiye Cumhuriyeti devleti yokken Kürtçe vardı. Ve bu topraklarda aşağı yukarı 3000 yıldır diyebiliyorum. Kürt yurttaşların veya onların tarihinin bu kadar eski bir kavimden bahsediyoruz. İnsan topluluğundan bahsediyoruz. Yok sayamazsın. Medeniyetten bahsediyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. Düşünsene Türkçeyi yasaklandığını düşün. Türkçe konuşuyor mu? Ne acı bir şey ya. Bambaşka bir dil konuşuyoruz onun yerine. Ya insan üzülmez mi? Kendi dilini evlatlarına, kendinden sonraki nesillere öğretemedi. Ben üzülürüm. Keşke Kürtçe de öğrenilebilse, öğretilebilse, insanlar bunu rahat rahat konuşulabilse. Ha, burada evet güzel bir şey yapmış ama rol icabı yapıyor, o için yapıyor. Yani seçimden sonra zaten umurunda bile olmayacak ki. Umurunda bile olmayacak. Bir tane bile cümle bile kurmaz. Şimdi çıkmış orada halay çekiyor. Bildiği de yok zaten halayı da. Ondan sonra işte sırtına da poşusu takılıyor. Ne bileyim işte orada Murat Bey bunu da söyleyin. İnsanları mest edersiniz diyor. İşte onlar ooo diyor böyle alkışlıyor. Bakın o kadar saçma bir ülkede yaşıyoruz ki Şişli'de bir tiyatronun oynanması gerekiyor. Kürtçe bir tiyatro. Kralu Travis. Kürt sanatçılar. Ve Kürtçe oynayacaklar bunu. Şişli Kaymakamlığı. Bunu Ahmet Hakan yazmıştı. Çoğu konuda anlaşamam onun düşünceleri ama yazılarını ara ara okuyorum ben de. Yani farklı cana. Ha, bu konuda aynı fikirdeyim Ahmet Bey'le. Ve Şişli Kaymakamlığı yasak getiriyor. Oynayamazsın sen diyor. Ya nesini oynayamaz? Bu ülkenin TRT Kürdü var ya. TRT Kürdü var yani. Bu ülkenin bakanı çıkmış. Bu ülkenin bakanı çıkmış. Geçmişte bakanlık yapmış. Şimdi adayı. Diyor ki serçevan sersavan diyor yani. Kürtçe sesleniyor. Millete alkışlıyor. Yasak değil ki bu. Ama Şişli Kaymakamı
kültürel bir etkinlik, sanatsal bir olay ve kendi dillerinde bunu şey yapmak isteyen insanlar var, oynamak isteyen insanlar var. Şişli Kaymakamlığı buna izin vermiyor. Zannedersen bu yazının sonrasında böyle tezatlık var ülkede yani. Böyle saçma sapanlık var. Yani sen TRT Kürdü diye bir devlet televizyonu var. Orada sabahtan akşama kadar Türkçe konuşuluyor. Burada insanlar Şişli'de sıkıntıyor. Burada hatta oraya o kadar sıkıntı yok ki kırmızı bültenle aranın Öcalan'ın kardeşini bile çıkartıyorsun yani o kadar geçmişte. Şişli'de bir sanatsal bir etkinlik var. Bir tiyatro oyunu var. Kürt sanatçılar orada Kürtçe bir oyunu sahnelemek istiyorlar. Özür dilerim. Sahnelemek istiyorlar. Ve kaymakam olarak sen buna izin vermiyorsun. İşte bu. Büyük bir Amerikan bayrağı olduğunu göre Amerika'yı herhalde eleştiriyor bu. Belki iktidarı da içinde eleştiriyor. Bilmiyorum. Şimdi bu olayın sonrasında Ali Yerlikaya devreye girmiş herhalde. Kaymakamla konuşmuş mu? Konuşacak mıymış? Neymiş? Bilmiyorum artık ne oldu. Oradaki bu arkadaşlar, tiyatrocu arkadaşlar içerisinde dinleyenler, yakınları falan varsa sevinirim. Son durumla ilgili. Tiyatro oynanıyor mu, oynanabilecek mi, yoksa yasak kalktı mı, kalkmadı mı bilgi verirlerse de sevinirim. Ama işte bu tezatlığı ortaya koymak istiyorum. Murat Bey, o zaman bu Kürt gençlerin, tiyatrocu gençlerin de hakkını savunun siz. Hani Kürtçe konuştunuz ya orada, selam sabah dediniz, başım gözüm üstüne dediniz. Çok güzel. O zaman hak çiğneniyor şu anda. Hak çiğneniyor. Gidin. Kayyum atanan belediyelere de evet aynen onların da hakkını savunun o zaman. O görevden alıyorsunuz insanları. Halkın seçtiği insanlar. Onlara destek verebiliyor musunuz? Vermiyor musunuz? O kadar çok ikircikli hareket var. Hiçbiri samimi değil. Yalan dolan. Bak ne diyor? Yazıyorum buraya. Yalan dolan diyorum ya. Benim düşünceme göre bunların şey yok, ortalama zekam bunları tarttığında, süzgecimden geçirdiğimde bunların ben samimi olmadığını zaten görüyorum. Benim aklım bunu gösteriyor bana. Samimi değil ve bunları bir göstermelik, bir hedefe varmak için yapılan hareketler olduğunu görüyorum. Maalesef de öyle. İşte tezatlar olarak devam ediyoruz. Rant 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 demiş. Masken düştü kurum demiş, yüzün gözüktü demiş. Şimdi doğal tiyatro izliyoruz demiş. Kezban Hanım bu mesajı bize göndermiş. Gerçekten acı bir durum. Keşke böyle senaryolar, roller, oyunlar olmasa. YouTube'da bir sorumuz var. Aynı soru şeyde de var. X'te de var. Lütfen yanıtlayınız. Önemli, güzel bir soru ve bu sorunun cevabını da verirseniz sevinirim. Siyasilerde Kürtçe konuşma dönemi başladı. Murat Kurum örneğinde olduğu gibi ama Kürtçe tiyatro yasak ne diyorsunuz diye bir soru sorduk. Bu arada gelelim işte bakın yani hep böyle amaca ulaşmak için yapılan hareketler bunlar. Aslında her biri Murat Kurum şimdi devlet şeyden özür dilerim Devlet Bahçeli diyecektim de beni andı. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı'ndan yaşça oldukça küçük. 46 yaşında arada bir 23 yaş fark var. Erdoğan'da bildiğim kadarıyla 68-69 yaşında. Siyaseti Erdoğan'dan tabii öğreniyor. Siyaseti Erdoğan'dan öğrenmiş ki o da bunu uyguluyor. Şimdi Erdoğan'ın geçmişteki bir arşiv sözünü götüreyim. 69 yaşında değil mi? 69 yaşında evet. Erdoğan'ın geçmişteki bir sözü. Arşiv unutmaz. Bu da aynısını yapıyor. Ağasından ne gördüyse veya siyaseti öğrendiği kişiden ne gördüyse veya reisten ne gördüyse aynısını yapacak. Şimdi Erdoğan'ın yıllar önce işte papaz elbisesi giyerim dediği sözü. Biz gerekiyorsa şu mücadeleyi verirken eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer bu şekilde gider görevimi yapar. Niye? Çünkü bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değildi onun için. Benim emir komuta merkezim diyor. Benim emir komuta merkezim. Yani bu senesini bilmiyorum ben bunu. Eskidir yani 95-96 falan vardır diye tahmin ediyorum. Papaz elbisesi giy diyerse giyerim. Esas cümle benim emir komuta merkezim. Kimdir ya emir komuta merkezi kimdi peki diye soruyorum ben bu sefer. Kim giydirebilir ki papaz elbisesi emredecek ve giyeceğiz. İşte bu şekilde siyaseti öğrenen siyasal İslam diyoruz buna. Siyasal İslamcılar bunlar daha doğrusu. Siyasallaşmış hali yani hedefe ulaşmak için her türlü adımı atarız gömlek her türlü gömleği giyeriz çıkarız yani nedir ne dedin Ahmetciğim
Ha işte bu böyle bir şey. Murat Kurum da zaten aynı şey. Murat Kurum bu Diyarbakırlılara bu işte halayı çektikten, poşuyu taktıktan sonra öncesi miydi, sonrası mıydı bilmiyorum artık. Ve bakınız gitti Bayrampaşa'da bildiğim kadarıyla bu sefer de ülkücü harekette bulundu. Al işte. Ya bu nedir abi ya? Siz nedir sizin siyasi duruşunuz nedir Murat Bey? Orada da mutlu, burada da mutlu. Orada da mavi boncuk, burada da mavi boncuk. Ne kadar Kürtlerin haklarını savunuyor. 95'miş bu arada Erdoğan'ın şeyde bu sözü söylediği 1995. Ve ne kadar Kürtlerin haklarını savunuyorsunuz? Orada işte gidip güzellemeler yapıyorsunuz. Bu kadar bu fotoğrafta ne kadar ülkücüsünüz? Yani 3 gün sonra ilişkiler bozulduğunda bu fotoğraflar karşınıza çıkacak. Hata yapmıştık diyeceksiniz. İşte bu gibi insanlara prim vermemek gerekiyor. 5 yıllık bakanlık dönemi de insanların ölümleriyle dolu. İnsanların bakanlık yaptığı dönemde önemli bir bakanlık ve o bakanlık yaptığı dönemde başarılı bir bakan da değil. Aflar, ölümler, cinayetler, kaza diye yutturmaya çalıştıkları veya kaza diye adlandırmaya çalıştıkları ama insan ölümleri var. Ve işte böyle bir insanı şimdi İstanbul'a getireceksiniz. Esas İstanbul'a getirme nedeni de İstanbul'u alma nedenleri İstanbul sevgisi falan değil. Rant büyük burada arkadaş. Rant var burada. Çok büyük bir rant var. O rantı ele geçirebilmek için. Buradan tarikatlara para, rantlar, inşaatlar, onlar bunlar. TOKİ tekrar, TOKİ diyorum. Tekrar Kanal İstanbul raftan indirilecek zaten. O yüzden bence böyle insanların kazanmaması gerekiyor. Ama tabii sandıktan çıkacak sonuç önemli.